Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir kurabiye hazırlayacağız. Dilerseniz hemen servis edebilir, dilerseniz de buzlukta saklayabilirsiniz. Ben kızımın beslenmesi için biraz fazla yapıp buzlukta da saklıyorum. Hamuru için 1 yumurta, 200 gram tereyağı ya da margarin, hangisini tercih ederseniz, 1 su bardağı mısır nişastası, 1 su bardağı pudra şekeri. Karıştırma kabını alalım ve güzelce karıştıralım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Videomun altına küçük bir yorum bırakırsanız daha fazla kişiye ulaşacağı için çok mutlu olurum. Malzemeler karıştıktan sonra üzerine 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu dökelim. Kurabiye hamurumuzda toplamda 4 su bardağı un kullanacağız. Öncelikle 3 su bardağını ekliyorum. Sonrasında yumurtanın büyüklüğü ve alacağı una göre 3,5 ya da 4 su bardağı olarak tamamlayacağım. İki dakika kadar güzelce bir yoğuralım şimdi. Toplamda 4 su bardağı un koydum. İçerisinden karıştırma aparatını alalım. Bu şekilde ele yapışmayan kulak memesi kıvamında güzel bir hamur elde etmiş oldum. İçerisine büyük çay bardaklarıyla 1 çay bardağı çikolata koyalım. Ve çikolata çok fazla erimeyecek şekilde yavaşça bir yoğuralım. Tüm hamurla çikolata güzelce karışana kadar yoğurdum. Dondurma kaşığı yardımıyla şekiller vereceğim şimdi. Sonrasında yağlı kağıt serili tepsiye dizeceğim. Hamurdan parçalar kopartıp kaşığın üzerine güzelce bastıralım. Sonra elimizde ters çevirelim. Kurabiyelerimiz şekilleri bu şekilde. Hamur bitene kadar işlemimize bu şekilde devam edelim. Bu ölçülerden tam bir tepsi kurabiye çıkmakta. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kurabiyelerim hazır. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişmeye gönderiyorum şimdi. Daha fazla pişirmeyelim ki beyazlıklarını korusunlar. Kurabiyelerim pişti. Pişmiş halleri bu şekilde. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yapmış olduğumuz kurabiye size de fazla geliyorsa buzdolabı poşetine koyup buzlukta bekletebilirsiniz. Çıkarttığınızda yine aynı şekilde tazeliğini korumuş oluyor çünkü. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.